Selam millet, Revenger'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz bir önceki bölümde. Şimdi sizin söyledikleriniz kesinlikle kendi kafamdan değil, sadece ve sadece sizin söylediğiniz o tatlı birbirinden güzel kelimelerle gideceğiz. Şimdi bir arkadaşınız dedi ki bence en mantıklılarından bir tanesiydi, bunu hemen yapmak istiyorum. Bombayı aldığın zaman abi dedi, burayı kır, burayı patlat. Buradaki çatlak büyük ihtimal bombayla kırılabiliyormuş. Ben bombayı almak için hatırladığım kadarıyla evet buradan atlamam gerekiyor. Bu arada kedilere sarıl dediniz arkadaşlar. Bak, bir konuda anlaşmamız gerekiyor. İlk önce hala 100K olamadık, bu konuda anlaşalım. İkinci olarak, üzerime ağır bir şey aldığım zaman bazı yerler artık iptal oluyor. Bunun gibi, anladınız mı? Burası olmuyor. Yukarıyı unutun. Yani üzerine bir bomba aldığın zaman eğer bu tarafta, buraya çıkmayı unutun. Ama bunu diğer taraftan başarabiliriz. Bunu yapabiliriz. Deneyeceğim. Kedileri öldür diyen bir tayfa hala var. Onları anlamakta güçlük çekiyorum. Bir insan kediyi neden öldürmek ister ki? Ben bunu yapmayacağım. Şimdi aşağıda kakalar var. Kakalar dediğime bakmayın. Şöyle bir şey deneyeceğim. Evet. Tamam, çok güzel. Merhaba. Bu arada arkadaşlar, sizin söylediğiniz bir şey, ipuçlarına bak abi dediniz. Yaşlı insanlardan öğüt alma gibi bir ipucu var. Bu ne demek oğlum? Yaşlıların sözünü dinlerim, tamam mı? Bayramda paraya ihtiyacım. tamam. Kötüydü. Bu arada bir arkadaşın şey demiş. Abi, kötü espri yaptığın zaman güldür efekti koy demişti arkadaşlar. Eğer kötü espri yapacağım zaman güldür efekti koyacaksam, hiçbir zaman güldür efekti koyamam. Neyse, bir de bir indirim ayarla var. Bu indirim ayarlarının muhabbetini bilmiyorum ama yaşlılara güvenmeme kelimesi açıkçası beni biraz yaptı, anladınız mı ya? Ben oldum. Şimdi bombayı alacağım. Ben küçük. Bir dakika. Tamam, galiba bombayı aldığım zaman buraya tekrar atlayabiliyorum. Bakalım. Hadi lütfen. Bakın işte, bahsettiğim şey tam olarak buydu. Lanet olsun ya. Ama bir dakika. Evet. Anladım. Sana her zaman bir şey yapıyor bu oyun, anladınız mı? Size her zaman bir fırsat veriyor. Hey, yaşlara güvenme pislik. Şimdi ama bir dakika, teknik olarak bir sıkıntı yaşayacağız. Bam. Şurada bir boşluk var. O boşluğu mu kullansam? Suda. Evet olsun, dünyanın en zor hareketi geliyor. Bana nasıl vurursun? Bana kılıçla vurdu, gördünüz. Eğer onları öldürürsem bu onların sorunu. Evet olsun, nasıl geçeceğim? Bir canım var. Çok kolay değildi. Pekala. Bir dakika, burası. Lanet olsun. Burası da neresi? Buraya düşmek istememiştim. Pekala. Şöyle bir etrafa bakalım hemen hızlı bir şekilde. Merhaba. Burası Piranalı Köy. Bakın, buraya bile atlayamıyorum. Gördünüz mü? Bir dakika. İşte bahsettiğim şey buydu. Eğer sırtına bir şey alırsan artık bir pisliksin. Kimse seni takmaz. O yüzden buradan da çıkamıyorum. Aa, burası bug'lı galiba. Lanet olsun. Tamam. Burada galiba bekleyerek ölmeyi falan bekleyecektik herhalde. Bilmiyorum. O yüzden burayı sayılmaz. Tamam. Burası sayılmaz. Evet, saçım sarı diye sarı bir şeyler giydim. Şehirdeki herkes bana piç diyor. Niye böyle bir şey var ya? Şu an gerçekten sinirlendim. Kürek alıp onların ağzına vuracağım. Ama hızlı bir şekilde gidiyorum. Bu sefer sana değmeyeceğim. Aa, buradaki nerede? Bir dakika. Bir şeyler normal değil. Düşün. Bir şeyler anormal. Burası yayıncı fokus. Yayıncı fokus ne ya? Pekala, bu şekilde gidiyorum. Küreği alacağım. Bir arkadaşınız da demiş ki, abi artık bazı şeyleri uzatmayıp lanet kılıçla kalkanını alıp şu prensesi kurtarır mısın? Sağa doğru git demiş ki, bence çok mantıklı. Başından beri yapmamız gereken şey. Ama bir arkadaşınız da, bakın yukarıda sağda bir şey var, ona bakın demiş. Hemen ona bakacağım. Hemen. Lanet olsun, o büyük ihtimal boyunun en zor görevi. En tepeye çıkıp merhaba. Civciv mi o? Tavuk. Bir dakika. Uçabiliyor muyum? Sen ciddi misin? Bir dakika. Bu. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun. Bir dakika, ama bana aynı zamanda ağırlık yapıyor. Fark ettim. Bakın şu. Ay bir dakika. Size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar gelin. Ben bu tavuk lan. Şimdi sağa mı doğru mu? Bu tavuğun ne kadar uçtuğunu bilmiyorum, tamam mı? Eğer bu tavuk istediğim gibi uçuyorsa. Lütfen öyle olsun. Eğer bu tavuk istediğim gibi uçuyorsa. İlk önce sağa deneyeceğim. Bu tavuğun pek de uçabildiğini düşünmüyorum. Bir dakika, bu tavuk bayağı iyi uçuyor. What the fuck? Biz hala uçuyoruz mu? Bir dakika, bu tavuk... Tavukla oraya uçamam ki. Tamam, tam da düşündüğüm gibi. Bu tavuk kesinlikle sol taraf için. Bir şey söyleyeceğim, buradaki asker nerede ya? Yoksa o da buranın ne kadar kötü bir yer oldu. Nereye gidiyorsun? Bana tavuk yardım etmiyor şu an. Gerçekten şu an Popeyes'tan tavuk sipariş edip onun gözünün önünde yemek istiyorum. Ama beni biraz ileri doğru... Tavuklu kılıç! İşte ADC bu sefer gerçekten... Oha, bir dakika, bir arkadaşınız demişti ki... Abi bütün eşyaları alsana. Bu seni çok ağır yapar. Ve ağırlıktan ölür. Bence o çocuk bana yalan attı ama ona güveniyorum. Çünkü o çocukta bir dürüstlük var. Bakalım bizi nereye kadar uçuracak? Uçur beni, yoksa kılıcım çok sert, görüyorsun. Uçur. İleri daha ileri. Bak, gölü geçmemiz gerekiyor. Pekala, burası çok yakın. Dediğim yer değil. Bir arkadaşınız da, abi hiçbir şey alma. Ben hiç satıcıyı öldürdüm mü? Stoklar tamamen... Satıcıyı öldür demişti lan biri. Abi o çocuğun dediğini yapmak istiyorum ya. Bir dakika. Bu tuş vardı değil mi? Oh be. Çok iyiydim. Buraya aniden dönmek inanın bana başka bir sonu yaratabilir. Ama bir dakika. Burada bir sıkıntı is coming. Allah is watching. Bu olmaz.
Bir dakika, tavukla beni uçursa? Ha, oğlum ne kadar farklı sonlar var ya. Bir dakika, ben şuradan gideceğim. Belki tavuğu kızarmış piliç yaparız ha. Bu da neyin nesi? Bir dakika, bu da ne? Burasını kesinlikle şu şeye kılıcımla vurmaya çalışacağım. Burası gizemli kapı. Gizemli kapı. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum üzerimde şu kuş olmasa ben şuradan at. Bir şey söyleyeyim mi? Bak siz belki benim mouse'u görüyor musunuz? Şu var ya şurası. Buradan bir geçiş var. Kesinlikle bana tavuk ve silah ağırlık yapıyor. Gördünüz mü? İşte bana ağırlık yapan şeyler bunlar. Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Bu olursa büyük ihtimal oyunun 100. sonu bu. Deneyeceğim. Hayır, olmuyor. Ama düşündüğüm şey. Keşke kafamdaki tavuğa da kılıç saplayabilsem. Pekala. Bu tavuk, bir arkadaşınız tavuk yap dedi ve yaptım. Yani tavuk yap derken tavuğu, neyse. Merhaba çocuklar. Tavuk öldü sandım ve bir an çok sevindim. Bakın ne kadar yavaş iniyorum. O zaman gelin şu satıcıyı öldürelim. Çünkü burada yapacak bir şey bilmem. Öl gerizekalı. Malların çok kötü ve adi. Hepsinin tarihi geçmiş. Tarihi geçmiş mal satarsan başına neler gelir bir düşün. Esnaflık zor iş. Düşük maaşlar. Saatlerce çalışmak. Kaba müşteriler. Merhaba kaba müşteriye merhaba. Hey tavuğum nerede? Böyle yaklaşarak bir esnafı öldürdüm. Diren de olsa mağazaya gelip seni bıçaklayan ve her şeyini çalan seri katiller. Bir dakika, her şeyini çalan dedi. Bu benim hoşuma gitti, tamam mı? Eğer envanterimde sonsuz derecede şeyler varsa. Envanterimde ne geldi? 9. son. Sonun adı neydi, unuttum. %30'a kadar geldik bu arada lan. What the fuck? Ali Deniz'in çalıntı eşyalarla kurduğu iş beklediği gibi gitmiyordu. O yüzden kalkıp maceralı bir alternatif aradım. Nasıl ya? Nasıl? Bence güzel diye. Arkadaşlar gelin o zaman şu arkadaşınızın dediği gibi, ya çoğunuzun dediği gibi, abi kılıcını kalkanını al, sağa doğru şövalyeyi kurtarmaya doğru git. İlk önce ben şey alacağım. Oğlum ne kadar güzel zıplıyorum ya. İlk önce kılıcımı alacağım. Kesinlikle bir şey söyleyeceğim. Buradaki küçük muhafız artık yok. Bu garip değil mi? Bakın arkadaşlar, muhafız hala yok. Hadi ama bu bir gizem falansa şu an bulduk. O vardı ve artık yok. Bu bir gizem. Gizemler bu kadar basit olamaz. Evet, kılıcım var artık. Umarım başına bela olmam. Çok güzel. Şimdi kalkanımı alacağım. Kılıcım normalde sırtımda, görüyorsunuz. Onu sadece az daha birine çakıyordum ha. Bunu bana ver. Bunu da aldım. Kılıç ve kalkanı aldım. Standart bir hikayeye hoş geldiniz. Evet, bunu 8. 9. bölümde yapmak, ne bileyim. Evet, sırada öldürme sırası bende. Hadi bakalım. Merhaba. Senin sözünü dinlemem. Çünkü bununla alakalı bir ipucu aldım. Doğru hamleyi yapmak istiyorum. Buraya çıkamıyoruz. Okey. Ama şimdi teknik olarak... Bir dakika. Seni bir öldüreceğim ben. Ciddi değilsin değil mi bu arada? Bu arada ciddi değilsin değil mi? Kılıç ve kalkan gel... Ne yaptım lan ben? Bu şey de neyin nesiydi? Farklı bir sona merhaba de. Ali Deniz kayayı parçalayarak hastanelik etti. Özür dilerim kaya ailesi. Ailesi yatağının başında iyileşmesiydi. Abi kaya ailesini öldürmüşüm. Lanet olsun. Binlerce makası alt ettikten sonra bir kılıç tarafından yenileceğini hiç düşünmemişti. Seni canavar. Bir kaya o, tamam mı? Kayaların canı yoktur bile. Acımamıştır büyük ihtimal. Benim canımı acıtmaya çalışma, tamam mı? 29'a kadar geldik. Şimdi teknik olarak o zavallı kayaya yaptıklarından sonra kimse Ali Deniz'e aynı gözle bakmadı. Kaya işine geri döndü. Ama Ali Deniz ondan özür dilemekle. Tam gidip özür dileyelim. Önce kılıcımı alacağım. Sonra da kayalardan özür dileyeceğim. Merhaba, ben kayalardan kaya. Kayalardan kayarım. Neyse. Neyse, gerçekten boş ver. Pekala. Noel Baba kılıcımı ver. Neden bir Noel Baba var ya? Neyse, sorgulamıyorum. Arkadaşlar yorumlarınız o kadar güzel ki hepinizin yorumlarını okumaya çalışıyorum ve aralarından güzel önerileri hızlı bir şekilde çekmeye çalışıyorum ama ne yazık ki hepsini bir videoya sokmak dünyanın en zor şeyi falan. Keşke hepinizin yorumlarını alıp tek tek burada yapabilsem. Ama siz yorum yazmaya devam edin çünkü büyük ihtimal aranızdan birinin yorumunu her zaman alacağım. Birkaçınızın. Bunu nasıl başardın? Allah için bunu nasıl başardın? Bunu nasıl başardığını söyler misin? Aa, bir ipucu buldum. Kudretli canavarı yiyen yaşlı insanlara güvenme. Oha, oyup bir dakika. Burada da gizli geçit şeyi var. Lanet gizli geçitin canı cehenneme ya. Eyvah, sıçtık. Bir daha da buradan çıkamam ben. Neyse. Ölümcül vahşetin şeyi. Bir dakika lan. Ben balıkları öldürebilirim. Aa, piranalar bana saldırmıyor. Ama ben de hiç hareket edemiyorum. Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Bu çok zor ya. Elimde kılıç. Elimdeki envanteri bırakmak gibi bir şey var mı? Mesela üzerimdeki envanteri bırakabiliyor muyum? Ekstra. Metin hızı 1x. Palet varsayılan. Korkusuz oynuyorum bu arada. Yani korkutucu şeyler olursa korkmana gerek yok. Abi inanılmaz. İnanılmaz. Kayalardan özür dileyecektim. İyi de teknik olarak ben buradan nasıl gideceğim? Bana biri söyleyebilir mi? Gerçekten bazen hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Mesela buradan gidemiyoruz. Buradan gidebiliyoruz. Burayı kassak aslında bir şey çıkartabiliriz ha. Bir dakika. Oh! Kesinlikle her zaman bir şans vardır. Kesinlikle. Tamam, anladığım kadarıyla şimdi... Neden ölmüyorsun balık tutan adam? Ölmelisin, balıklar yaşamalı, sen ölmelisin. Buraya gel. Gerizekalı. Pekala. Neredeyim? Merhaba. Kayanın olduğu yerdeyim. Merhaba kaya. Kaya, geliyorum kaya. Sana kaymaya geliyorum. İğrençti bu arada ya. Yakın zamanda yaptığım en kötü şakaya merhaba. İyi de ben onun üstüne nasıl çıkacağım? Böyle tabii ki. Kaya, iyi misin? İyisin, iyi. Kayaları severiz. Bir dakika, ben o kayaları severim de. Ben oraya nasıl çıkacağım? Sakin ol.
Bir dakika. Aa, otları kesebiliyorum. Tamam, bomba da aldık. Ama artık bakın ne kadar. Aa, şu arkadaşınızın dedi abi. Dur lan. Dur. Çok güzel oldu bu. Bir dakika, şurada bir şey var, ona bakacağım. Oha, o kadar şişmanım ki. Yani oyunda. Sakın. Hey, merhaba. Bombaya merhaba de. Piranalara yem ettim. Sana bomba bırakamıyoruz mu ya? Abi o kadar kiloluyum ki. Baksana, şuna basamıyorum bile. Bir dakika, aşağıda bir şey var. Bu düğmeyi açmak için şuraya çıkmam gerekiyor. Of, hadi ama ya. O zaman yapacak tek bir şeyim var. Ben az önce bir şey keşfettim. Onun üzerinden gideceğim. Eğer böyle bir şey gerçekse. Gerçek mi? Bir dakika. Eğer bu gerçekse. Yes. Merhaba. Ne okuyamadım. Lütfen. Ne dedin anlamıyorum. Lütfen ambarı kirli işleriniz için kullan. Yok canım, kirli iş olarak ambar mı kullanılır? Sen beni çok yanlış tanımışsın. Ambar mı burası? Ambar. Peki. Bir dakika. Neredeyim ben? Ya bana emir vermeyi kes, tamam mı? Ambarcı. Ambardan ne alıyoruz? Ambardan ne alınır ki? En son hiçbir ambardan bir şey almamıştım. Bir dakika. Buldum. Hadi. Lütfen ya. Bir dakika lan, bütün çimleri. Ben de sonunu hazırlayan ADC. Kesin bir şey söyleyeyim mi? Doğa düşmanı falan diyecekler. Ki doğayı çok severim. Kötüyüm. Ben burada ne yapacağım? Kendi sonuma mı? Bir dakika, buradaki mesajı anladınız mı? Eğer ormanları yok edersen böyle olursun. Ya da sadece salak. Onu da yok edeceğim çünkü o da çok kötü. Artık oraya çıkamam. Burada ne olacak? Başıma ne gelecek? Beni lütfen yukarı çek, ölmüş adam. Bu arada geçen bölümde gemilerdeki o yaratıklar için demişsiniz. Hadi be. Bir dakika, sizin üstünüze çıkmak var mı? Yok. Ben nasıl gideceğim? Allah için, ambardan nasıl gidiliyor? Şuraya çıkabilsem. Lanet olsun ya. Bak, şurada bir çıkıntı var. Yok arkadaşlar. 29'u. Sadece onlar gelebilir. Sen herkesi kandırıyorsun. Neden herkesi kandırıyorsun ki? O zavallı kayadan özür diledik. Yatakta kalktım. Uyuyarak uyandım. Uyanarak uyandım. Ya da öyle bir şey. Şimdi kılıcımı alıyorum abi. Bomba. Oğlum ne kadar güzel zıplıyorum ya. Kılıç, yemin ediyorum, eziyet ya. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ejderhaya kılıç çekmemiz yok mu? Kesinlikle ejderhaya kılıç çekebilirim. Sonuçta benim kılıcım her kralı bile öldürebiliyor. Bu arada prenses olarak krala sarıl demişsiniz. Onu da yapacağız. Sıkıntı yok. No sıkıntı. Ver şunu bana. Ver. Savaşa gidiyorum. Bir dakika lan. Kalkan almasaydım keşke ya. Keşke kalkan almasaydım. Şimdi yeşil şeyleri kırabildiğimi biliyorum artık. Kesinlikle. Merhaba. Bir dakika, ne var orada? Merhaba. Ejderha tekrar saldırmaya karar verdiyse diye bu topu batıya doğru nişan alıyoruz ama... Mermimiz bitti. Lanet olsun dostum. Size mermi alacağım. Bir dakika. Oradaki şey. Ben kaleye çık. Şeyler oluyor. Korkmamam gerekiyor. Devam et. Çok güzel. Bu beni dünyanın sonuna mı ulaştırdı? Burası neresi? Oha, çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Galiba gerçekten kraliçeye gidiyoruz. Eğer oraya çıkamasaydım gerçekten büyük kavga. Öl. Teşekkürler öldüğün için. İkisinin ölüsünden yararlandım. Şimdi. Devam. Lanet olsun, bunun sonunda ne var? Seni biliyorum. Seni tanıyorum. Selam, ben Miguel. Bu dünyanın yaratıcılarından biriyim. Burada çiçek topluyorum. Miguel, seni öldürmek istiyorum ama hayır, yapmayacağım. Miguel, umarım iyisindir Miguel. Umarım ölmezsin Miguel. Umarım ADC bir gün acımayıp. Buralarda gizli geçitler var ama kimin umurunda? Makro dağındayım. Güzel. Bir dakika, işte burası olayların kızıştığı nokta. Kalkanı ve kılıcı olan ADC o gün... İnanç seni kanatlandırabilir. Peki. Bundan inancın haberi var mı? Buraya gel. Evet dostum, hak ettiğin yerdesin. Bunu yapmak zorundaydım bu arada. Bunlar ne lan? Ne oluyor? Bir dakika, ben oraya bakacağım ama öncesinde buraya. O bana vurdu mu? Yoksa ben bir halüsinasyon mu görüyorum? Şurada ipucu var, alacağım. Hop, aldım. Ne ipucu bu? Hemen bakıyorum. İpuçları. Çukurun altında. Tamam, teşekkürler. Bu bilmem gereken şey. Bu ne? Sana vurmak istemiyorum ya. Karanlık kale. Yalnızca karanlık piyonlar ve kebap teslima. Kebap mebap yok lan. Burada kan var lan. Öl gerizekalı. Pekala. Orada bir ok var. Galiba ben buraya gelmiştim. Burayı hatırladım. Neden tutunamazsın ki ADC? Neden tutunamazsın ki? Tutunamadım çünkü gerçekten rage'im yetmedi. Denedim. Pekala. Buraları biliyorum ki ben ya. Pekala, devam. Sıkıntı yok. Şuradaki adama kırılman gerekiyor. Sen ciddi misin ya? Tamam, o tuşa da basacağız. Burada devasa bir şey olacak. Bunu biliyorum. Bunların hemen hepsini öldüreceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dünyanın en kötü olayı falan ama yapacak da bir şey yok. Tuşlara basmak için gerekli. Gerekli olan şey bunlar. Evet. Ölün. Hepiniz ölün. Sen de öl. Bir şey söyleyeceğim. Benim rengim neden değişti? Onlardan çıkan kemikleri görüyor musunuz? Anneleri onlara hep süt içirdi ama bu kemikler boşuna. Hadi ama kemiklere çok yakındım ha. Biraz daha kemik lazım. Kemik. Evet. Hazır kemikler de gitti. O zaman en altından saldır ha. Evet, o diyor. Bekle. Son tur. Burası benim geçtiğim ya. Allah seni kahretmesin. Odam bile geçti, ben geçemedim ya.
Evet. Tamamdır, bu kadar. Görüşürüz salak. Pekala. Pekala korkutucu. Piyon ana karargahı. Kapıyı açamıyorum. Ne? Arkamdaki kapı niye kapandı ya? Burası da neresi? Ben buraya daha önce geldim mi? Piyon ana karargahına hoş geldin. Hoş geldim de burası neresi? Buraya çıkamamıştım, çok iyi hatırlıyorum. O zaman şöyle bir şey diyelim. Merhaba piyon ana karargahı. Üzerime binlerce piyonun falan gelmesi gerekiyor. Bayağı gidiyorum lan bu arada. Hey, ben nereye doğru gidiyorum? Bu farklı bir son oldu ha. Her gün 10 tane... Bir dakika, ne yazdı orada? Karanlık kule. Burayı hatırlıyorum. Onlar orada sıkışacak herhalde. Belki de sıkışır ha. Bir dakika. Ne olsun, burayı nasıl geçebiliriz ki? Gördün mü? Gördün mü? Mutlaka bir geçit olmalı. Buraya çıkabilsem büyük ihtimal üzerinde bir geçit var. Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Ne kadar bekler... Bir dakika, şimdi neden bu kadar... Pekala. Karanlık kalenin canı cehennemi. Orada ne yapıldığını bilmiyorum. Yani orada şeyin üstünde saatlerce dursam bile sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi devam ediyor. Orası beni açmadı. Ben gidip şu lanet olası yere bakacağım. Belki de bu bütün... Aa, bir dakika. Ah be. İşte benim çıkabileceğim asıl yer. Ama çıktım diyelim. Ne göreceğim? Beni karşılayacak şey ne? Mesela buraları çıktım hep. Sonra? Ah, yukarıya doğru çıkmaya devam ediyor. Deneyeceğim. Hepsini deneyeceğim. Kenarlardan belki bir giriş. Aa, buralar da kapandı. Bir dakika, buralar da kapandı. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bu gerçek bir bulmaca demek. Karargahı. Evet, o diyor mu? Evet dostum, evet. Hızlıca çık şuraları hadi. Ben buraya geldim. Bu kanlı yeri hatırlıyorum. Aa. Evet, burayı hatırlarsınız. Kocaman bir ağzı olan bir şeye dönüşüyorum. Şuna bak. Bir dakika, bu bir gönderme mi? Buna dokunmayacağım. Hep buna dokunduğumdan oluyor. İyi de ben buna dokunmadan buradan geçmem imkansız. Bir dakika, şöyle bir şey yapabilirim. Yes! Yes! Yardım edin, kendimi iyi hissetmiyorum. Ne oldu? Hanımefendi! Prenses! Prenses! Karanlık hapishanede tutulan prensesi bu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu bölümü burada bitiriyorum. Normalde bugün video çekmeyecektim ama dedim ki hani boş bırakmayalım kanalı, aktiflik olsun falan filan diye koymak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Sonları yazmaya mutlaka ama mutlaka devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.